Merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki hukuk ve sanat programımızın konuğu avukat Orhan Kanat. Kendisiyle arakarar.com sitesiyle ilgili konuşacağız ama dilerseniz kendisine bir hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz Orhan Bey. Hoş bulduk Mehmet Bey. Orhan Bey, kendinizi biraz anlatır mısınız? Siz kimsiniz? Ne iş yaparsınız? Tabii, memnuniyetle. Benim adım Orhan Kanat. 1177. Elazığ Karakoçan doğumluyum. İlk ve ortaokulumu Karakoçan'da bitirdim. Liseyi Ankara'da, üniversite İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 1995 yılına girdim. 2000 yılı mezunuyum. 2002 yılında avukatlık mesleğine başladım. 2009 yılına kadar aktif şekilde avukatlık mesleğini yaptık. Daha sonra Fransa'ya yüksek lisans eğitimi için gittik. Sorbonne Üniversitesi, Paris 1 dediğimiz Panthéon Sorbonne'da Uluslararası Ceza Mahkemeleri kararları meşruluğu üzerine akademik çalışmaya başlattık. Daha sonra İnalco Üniversitesi, yine Sorbonne Üniversitesi'ne bağlı. İnalco Üniversitesi'nde yabancı diller bölümü, evet, dil filolojisi üzerine eğitim gördüm. Halen yani iki ülke eğitime arasında devam ediyorsunuz. Devam ediyorum. Yani hala yaşantımız öğrencilikle geçti, evet, diyebiliriz. Programın açılışını dedim, arakarar.com ile ilgili konuşacağız. Evet. Oyuncusu olduğunuz bir fikir. Peki bu arakarar.com nedir? Ben az çok biliyorum ama hani seyircimizin bilmesi bakımından, evet, soruyorum. Aslında bu çok planlı bir şey değil. Spontane gelişen bir şeydi. Aslında potansiyeli olan bir şey. Evet. Ve bir anda spontane bir arkadaşımızın Paris'te. Kendisi bilgisayar uzmanı. Evet. Lojisyel dediğimiz. Bu çalışmalar yapıyor internet ortamında. Bileşim sistemini çok iyi bilen, hakim olan, evet, bir kişi. Bir gün bana konuşma esnasında biz hukuku internete taşıyabiliriz. Yani internet ortamında bir hukuk bürosunun üstlenebileceği bütün rolleri, bütün pozisyonları biz internette yapabilir miyiz falan. Sonra bu fikir her geçen gün üzerine konuşmaya başladık. Artılarını eksilerini, çünkü sonuçta hukuk yapıyorsunuz. Evet. Yaptıktan sonra, yani altyapı fizibilite dediğimiz çalışmalar yaptıktan sonra başladık. 3 ay gibi bir zaman dilimi içerisinde belli bir aşamaya getirdik. Tabii şu an arakarar.com faaliyete girdi. %60, %70 dediğimiz anlamda şeyini tamamlamış vaziyette. Böyle bir fikrin, böyle bir think tank'in sonucunda ortaya koyduk. En önemli sebeplerden bir tanesi de hukuku internet ortamına taşımamızı. Biliyorsunuz yeni çağımızda en büyük sektörler bilişim, evet, sektöründe uğraşan kurumlar, müesseseler önde götürüyor. Bunu sadece ekonomik olarak düşünmemek lazım. Yani WhatsApp, Google, Messenger gibi teknolojik yenilikler hayatımızı hem kolaylaştırıyor, hem ilişkilerimizi daha düzenli, daha sağlıklı. Tabii dezavantajları da var. Evet. Bütün bunları dikkate alarak hukukla bileşim, iletişimi, interneti buluşturduk. Birleştirdiniz. Aynen öyle. Mantığımız oydu. Gelinen noktada biliyorsunuz tüm alanlarda sosyal medya çok fazla, aynen, etkili öyle. Ve yaptığınız aslında çok güzel bir çalışma ve ilk bir Türkiye'de bir ilk aslında. Şöyle, şimdi internette diyelim ki bir boşanma davası için dilekçe, örnek dilekçe dediğiniz zaman bir örnek dilekçe, yani bu örnek dilekçeyi koyan arzu halci midir, avukat mıdır, katip midir, o da belli değil. Aynen. Ve sizin çağrınıza cevap verip vermediği de aslında açık değil. Ama insanlar o, yani aslında kısıtlı alanlarda eksik bilgilerle çok büyük, hı-hı, hatalar yapabiliyorlar. Bir avukat olarak az çok siz bizden daha iyi bilirsiniz. Daha tecrübelisiniz. Estağfurullah. Çok fazla oluyor bu hatalar. Dolayısıyla aslında siz bunun önüne geçtiniz. Yani kısmen bu da denilebilir ama, evet, bizim yapmak istediğimiz şey, biz reklam yapmıyoruz burada. Biliyorum ya, o biz gerçek bilgi, vatandaşın gerçek bilgiye ulaşması, doğru bilgi. Hukuk bürosu şeklinde çalışıyoruz. Evet. Daha iyi kullanılabilirse, yani buna mevzuat da dahil, daha iyi kullanılabilirse aslında arakarar.com ciddi anlamda geleceğe, hani buna benzer, evet, internet siteleri çok önemli. Ya ilk adımı siz attınız, daha farklı şeyler, evet, tabii farklı çalışmalar. Kafamızda bu projeyi geliştirmek, evet, de var yani. Şimdi bu arakarar.com faaliyet alanları nelerdir? Yani hangi hukuk alanında faaliyet alanı göstermektedir? Şimdi arakarar.com bu işe başlarken aslında yurt dışından,
dünyanın her yerinden Türkiye'ye yönelik olarak hukuki işler yapan, hukuki ihtiyaçları olan kişi, gerçek kurumlar, gerçek kişilerin ihtiyacı karşılamak için kurulmuş bir şeydir. Yani dolayısıyla burada çalışma alanımızın açıldığı birçok hukuk disiplini var. Yani biz sadece prensip olarak, ilke olarak meslektaşlara şunu koyduk. Dedik ki kendimize güvendiğimiz, evet, inandığımız, başarabildiğimiz meslektaşlarımızla ortak paslaşarak yani bir ekip ruhu içerisinde bakabileceğim bütün davaları genel olarak arakara.com bir faaliyet alanı olarak kendisine belirlemiştir. Gerçi açıklamanızda yaptınız ama şöyle bir soru sorayım. Arakarar.com ulusal mı, uluslararası mı? Uluslararası. Birinci prensibi uluslararası. Yani dünya mesela 7 dilde yayın yapmayı hedefliyor. Türk hukukuyla uluslararası hukuku birleştirmeyi düşünüyor. Ve örneğin şöyle düşünebilirsiniz. Dünyanın çeşitli yerde bir firma Türkiye'de herhangi bir işletme açmak istiyor. Veya bir işletme ya da bir kişi Türkiye'de bir trafik kazası geçirdi. Ya da dünya Türkiye'nin yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının sosyal, askerlik vesaire hukuki problemleri. Biz bunların çözümünde internet üzerinden hukuku onların hizmetine sokuyoruz. Tabii güvenliğini, evet, hizmette süreklilik ve seri bir şekilde hizmeti yerine getirmesini esas alarak bu şekilde şey yapıyoruz. Peki bu arakarar.com siteniz yani. Evet. Bu ulusal ya da uluslararası tanınması nasıl? Yani biliniyor mu? Çünkü biz Türkiye'de daha yeni yeni oluşturduğumuz ama programın dışında konuştuk. Birçok ülkede de aslında tanınıyor. Evet. Dediniz. Tanınmaya başlıyor öyle diyelim. Yani evet. 3 ay 29 Nisan itibariyle biz sitemizi yayına aldık. Yani alırken de hani görsel anlamda en azından bir handikap yaşamamamız için, eksiklik yaşamamamız için bütün, evet, çalışmalarımızı tamamladık. Şu anda 29 Nisan itibariyle sitemizi ortalama günde 10 kişi ziyaret ediyor. 17 ülkede şu anda takipçileri var. 300-400 kişi tarafından ziyaret. Biz ki biz istatistikte tutuyoruz. Hangi ülkede ne kadar sürede kalınmış, ne kadar şey yapılmış. Ki bunun en büyük avantajı şu aslında. Belki de arakara.com'dan bahsederken hani avantajı ne? Bir mühendisle çalışıyoruz biz. Yani internet, bilgisayar ortamını, iyi lojisyel, yani bilgisayar mantığını, ruhunu iyi anlayan bir kişiyle çalışıyoruz bunu. Yani biz eksiğimizi, artımızı, örneğin istismara karşı dikkatli olması için, çünkü ileride bu veri ve güvenliği çok önemli olacak, evet, bu tür siteleri. Dolayısıyla meslektaşlarımız çoğu bunu dışarıdan fason yaptırabiliyorlar. Yani biz bilgisayar mühendisiyle birlikte çalışalım, bu konuda böyle bir çalışma başlayan çok nadir ve istisnai bir, evet, şey. Biz bunu, bu avantajımız olduğu için bilgisayar arkadaşımız bu konuda çalışmalarını, evet, yürütüyor. Ve Türkiye'de de hızla takip ediliyoruz. Çok insanlar güzel. Sempatiyle karşılıyor. Şimdi ama zaten bilgi, dedim ya, doğru bilgiye ulaşmak çoğu zaman mesele oluyor. Evet. İnsanlar da sosyal medyayı daha fazla, sosyal medyadan bilgi edindikleri için, hı hı, aslında bu sitenin, doğru, en büyük avantajlarından birisi de doğru bilgiyi vatandaşa sunmak. Bunu da hukukçuların başarması, aynen, uygulamaya sokması ve bir mühendis de tabii doğru bilgi, bir de yani bilgiyi bilirsiniz ama bir de aktarım yönü çok önemli. Kesinlikle. Yanlış aktarabilirsiniz. Bu da çok güzel yani, bir mühendisle çalışmanız, onu verileri tutması, hangi ülkeden kaç kişi girdiğini, daha çok hangi problemlerin olduğunu bilmeniz çok önemli. Çünkü dedim ya, işin ehli olmayan insanlar bile, aynen, bir dilekçeyi yüzlerce siteye kopyalayıp yapıştırıp, kesinlikle, sadece takipçi vesaire alma. Ya şöyle bir şey söyleyeyim mesela. Bir hukuk alana girdiniz, evet, ceza hukukuna girdiniz. Ceza hukuku içinde sadece ceza hukukuyla ilgili problemle zikredilmiyor. CMK, bazen borçlar hukuku, ya borçlar hukukun içinde CZK, MÖHÜK'ün içinde atıyorum millet arası takip. Biz bunlara geçişler veriyoruz. Yani bir kişi bir metni alıp okumaya başladığında bizle ilgili şeyleri de detaylı görüyor. Tabii çok Yargıtay kararlarına girebiliyor, içtihatlara girebiliyor, ceza genel kurul kararlarına girebiliyor. Hani biz ileride tabii ki bir sürprizimiz var. Daha iyi yapmaya çalışıyoruz. Yani biz dedik, biz burada reklam yapmıyoruz. Biz hukuk, avukatlık ve hukuk mesleğini internet ortamında güvenilir, sağlıklı ve ulaşılabilir şekilde müvekkiller açısından, kişiler açısından, evet, çok iyi bir projelerimiz var. Bu projelerimizi ileriki zamanlarda kısmet olursa birlikte yine konuşacağız. Ama ben umutluyum yani. Orhan Bey, peki bu
arakarar.com ekibinde dediniz mühendis var da ekibinizden biraz bahseder misiniz? Evet. Nasıl çalışıyorsunuz? Şimdi ekibimizde şu anda 7 tane arkadaşımızla, bir tane bilgisayar mühendisi arkadaşımızla, kendisi yurt dışında siteler yapan uzman bir arkadaş. Diğer bir arkadaşımız İngiltere'de öğretim üyesi Önder Bakırcıoğlu. Bir yine bir hocamız Aydın Çelik, ticaret hukuku alanında öğretim üyesi ve çalışıyor, uzman bilirkişi. Ekrem Bozyel, yine iş hukuku ve birçok alanda uzman. Mehmet Zahir Kızılay meslektaşımız, iş hukuku ve sigorta ve trafik. Edip Yıldız. Bu arkadaşlarımız bir 7 kişilik ekip ve ben tabii koordineli bir şekilde, evet, koordineli bir şekilde bu mesleği iyi bir şekilde tüm alanlarda uzman, aynen, bir kadro yani, kurdunuz aslında. Gerçekten de onların hani şöyle değil yani, hani uzmandır demek adına söylenmiş bir şey değil. Gerçekten, evet, sertifikaları olan, gerçekten bu konuda çalışmış, Adalet Bakanlığı'ndan gerekli sertifikaları olan meslektaşlarımız. Kendi alanlarında iyi olduklarını düşünüyoruz. Peki Orhan Bey, bu internet ortamında yapılan hukuki faaliyetler hakkında bilgi verir misiniz? Yani evet. Şimdi sonuçta bakın, UYAP diye bir sistemimiz var, evet, değil mi? Yani bu UYAP pekala yapılabiliyor. Şimdi teknolojiyi, yani teknoloji hayatımızın her alanında var aslında. Yani her meslek aslında teknolojiyle buluşuyor. Teknoloji üzerinden kendisini ifade ediyor. Şimdi hukuk neden bu işin dışında kalsın? Yani UYAP gibi aslında hızlı, bence dünyada sayılı, adalet anlamda, hukuk anlamda sayılı projelerden bir tanesi UYAP. Avrupa'da yok. Ben Fransa'da biliyorum, Almanya'da biliyorum. Birçok Avrupa ülkesindeki yok, yani meslektaşlarımız zaten böyle bir hukuk sistemleri, böyle bir çalışmaları yok. Şimdi bu kadar böyle gelişmiş bir şeyimiz varken maalesef mevzuatlarımız, yönetmeliklerimiz, ha bunun çok gerisinde. Yani şey kaygısıyla, yani hani rant veya ticarete dönüşmemesi kesinlikle, yani hukukta reklam, böyle övme, ön plana çıkma doğru bir şey değil. Ama hani yönetmeliklerimizle, kanunlarımızla, mevzuatlarımızın da bu kadar teknolojinin gerisinde kalması da çok doğru bir şey değil. Yani o anlamda hukukun bence teknolojiyi sonuna kadar kullanması da gerekiyor. Peki husus, yani bu avukatlık kanunu ve diğer hukuksal mevzuatların bu faaliyetler hakkındaki duruşu nedir yani size göre, sizce? Siz de gerçi kendiniz bahsettiniz, biraz geri kalıyorlar. Kesinlikle. Yani aslında şeye cevap vermiyor, ihtiyaca cevap vermiyor. Kesinlikle. Ki hukukun temel nedeni de insan ihtiyaçlarını karşılayaması gerekiyor. Şimdi Mehmet Bey, biliyorsunuz avukatlık yasamız, evet, var. Avukatlık yasamızda burada detaylı bir şey yok. Yani yuvarlak konuşuyoruz. Aslında hani artık bilimden bahsediyorsak dikey bir düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Evet. Bakıyorsun Türkiye Barolar Birliği reklam yasağı diye bir yönetmeliğimiz var. Hı hı. Bu yönetmeliğimiz 9. maddesinde internetten bahsediyor. Şimdi ben şunu söylüyorum. Söz konusu internet olduğu zaman bir sürü şey var. Kavramlar var. Şimdi kavramlarla bu işler oluyor. Şimdi kavramları tanımlamada yasalarımız yetersiz. Kavramların oynadığı rollerin tanımlanmasında yasalarımız yetersiz. Evet. Bu kavramların, yani reklamın nereden başlayıp nereden biteceğini tespit edemiyorsunuz. Neyin reklam olup olmadığını. Çünkü o kadar çok farklılaşıyor ki. Yani bir şey yapıyorsunuz, reklama giriyorsunuz. Reklam almış gibi kabul ediliyorsunuz ya da reklam vermiş gibi oluyorsunuz. Yani evet, doğrudur. Yani bir kişinin kalkıp ben işte hukukun en iyisini yapıyorum, yani ben bir numarayım, gerisi hikaye. Tamam, anlıyorum. Böyle bir şey kabul edilemez ama yani bunun dışında da yani insanların bilgi internet ortamında daha hızlı, daha güvenilir, yani bir şekilde ulaşmasının ne sakıncası olabilir? Yani yasal mevzuatların buna uygun hale getirmesi. Çünkü her yeni jenerasyon artık internet üzerinden, bilgiye, teknoloji üzerinden ulaşıyor. Yani artık adliyelere kimse dikkat ederse eski yoğunluklar çok fazla kalmadı. Değil, artık UYAP üzerinden dava açıyorsunuz. Oturduğunuz yerden bir dava, evet, açıyorsunuz yani. Bunun riskleri sadece hukuk açısından yok ki. Bütün meslekler için riskler var yani. Evet. Hackerlar çalışıyor. Bankaların şeyleri, güvenli duvarlarını çökertiyorlar yani. Şimdi Orhan Bey, programın başında dediniz siz, hı-hı, aslında kendinizi tanıtırken Fransa'da bir öğretim üyesi olarak yıllardır çalışmışsınız. Bize Fransız yargı sistemi, özellikle Avrupa yargı sistemini çok iyi biliyorsunuz. Özellikle Fransa yargı sistemini anlatır mısınız bize? Ya
Yani Türkiye'deki artıları, eksileri, Türkiye'ye göre biraz, Türkiye'yi de biliyorsunuz çünkü Türkiye'de de uzun yıllar avukatlık yaptınız, hala da yapıyorsunuz. Aynı zamanda Fransa'da öğretim üyesisiniz. Hani karşılaştırmalı demeyelim ama eksileri, artıları. Mehmet Bey, şöyle bir şey var. Yani Türkiye'de bireysel yetenekler çok fazla. Evet. Ama bizde sistem yok. Yani biz, yani bir malum işte bir sistemimizi alıyoruz, bir sonraki şekilde değişiyoruz. Avrupa'da oturmuş bir sistem var. Yani şey affetmiyor. Sistem başarısızlığı affetmiyor. Yani bir şekilde birinin başarısızlığı sistemin başarısızlığını geçmiyor. Ama Türkiye'de öyle değil. Yani Türkiye'de oturmuş bir adalet sistemi yok. Yani çok güzel adliyelerimiz var. Evet. Çok güzel şeylerimiz var. Yani her şeyimiz dört dörtlük ama adalette biraz sıkıntılar var. Orada mesela Fransa'da siz hakim savcılar çok fazla göremezsiniz. Yani her şey kapıların arkasında. Yani çok resmidir orada. Talepte başvurmuşsunuz. Listeler bellidir orada. Yapılacak şeyler bellidir. Sonuç bellidir az çok. Yani bir tahkikatın sonuçlanması aylarca alabiliyor Fransa'da. Aslında biz şeyden çok fazla şikayet ediyoruz. Hukuk sistemimizde işte bir hafta, 10 gün, 3 ay sonuç alamıyoruz. Ama orada öyle değil. Orada hani alıyor ifadeyi, soruşturmayı alıyor. Hiç haberiniz olmadan soruşturma yürüyor. Sadece siz muhatap olduğunuzda biliyorsunuz soruşturmanın hangi aşaması. Ve en sonunda sonuçta size bir karar geliyor. Bu karara karşı yasal yollara başvurabiliyorsunuz. Türkiye'de bu anlamda ben şeyde hani insanların yargıyla yüze kalması, yargıyla temas etmesi gerektiğine inanan bir adamım. Yani düşünemiyor musunuz? Fransa'da bir boşanma davasında siz şeyle karşılaşamıyorsunuz. Hakimle oturup doğru dürüst yani. Muhatap olmuyorsunuz. Çünkü öyle bir şey. Yani aile toplumun temel çekirdeği ve böyle bir itilafta hakimle, yargıyla çok fazla münasebet değil. Avukat bilgisayar ortamında dava görüyor. Çok mantıklı bir şey değil. Ama Türkiye'de ben bu konuda daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani en azından avukatlar hani sınırlı da olsa hani şeye dokunabiliyorlar. Yani yargıya dokunabiliyor. Ve ben ilk şey yaptığımda çok enteresan gelmişti bana. Avukatlar orada bizdeki gibi şunu demişti Fransız bir avukat. Biz dosyaya ulaşmayı Türkiye'deki avukatların ahime itirazları sonucunda elde ettik diyorlar. Yani o anlamda biz her şeye itiraz ediyoruz. Biz itiraz edince onlar kendi hukukunda yani düzenleme yapıyorlar. Öyle söylemişler, çok enteresan gelmişti. Avrupa'da avukatlar Türkiye kadar iş yükü yok. Son olarak bir soru sormak istiyorum size. Programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Bu arakarar.com'daki müvekkillerle ilişkiler nasıl düzenleniyor yani sizde? Ya burada bir güvenlik, öncelikle güven esas alıyoruz. Evet. Ya meslektaşlarımızın bütün bilgileri, yani İstanbul Barosu ile ilintili bütün bilgileri sitemizde yer almaktadır. Kişi şey profiline baktığı zaman, avukat profiline kimle çalıştığını, kimlerle çalıştığını linklerden İstanbul Barosu'na yönlendiriyoruz. Telefonlar, İstanbul Barosu'na baro sicil numaraları, adresler, her şey aleni ve açık bir şekilde. Yani bu konuda kişilerin bir sıkıntı olmuyor. İki, biz güvenlik duvarları oluşturuyoruz. Yani çünkü müvekkilin sırları ne olursa olsun bizim için çok bir önem arz etmektedir. Gizlidir yani bizim için ve biz bu prensibe uyarak bununla şey yapak. Her geçen gün değişen işte spamlar değişiyor, saldırılar oluyor, şunlar oluyor. Yani bu bize yönelik olduğu için değil. Yani dünyada genel anlamda iletişim, teknoloji anlamda, internette bu takım olaylar oluyor. Biz de bunları dikkate alarak işte şey avantajı oydu. Bir mühendisle sürekli üniversite çalışmanın. Hani arayıp bir randevu almıyorsunuz. 7-24 saat sizinle birlikte o işi takip eden bir şey. Zevkli bir şey. Yani bu anlamıyla da şeydir, güvenliğimizi alarak hareket ediyoruz. Teşekkür ederim Orhan Bey. Sağ olun. Bu hafta arakarar.com sitesiyle ilgili vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Başka bir programda inşallah görüşürüz. Çok fazla çok zevkli oldu. Biz kendimizi anlatma fırsatı olduk. Umarım meslektaşlarımız için böyle bir teşebbüsümüz hem yasaları düzenleyen kişiler açısından böyle bir şeyin önünü açmalarını hem de meslektaşlarımızın böyle bir şeyin teknolojiyle daha fazla bu alanda haşır neşir olmaları, meseleyi daha çok işlemelerini umut ediyorum. Zevkli bir şey ve biz bunu sizinle paylaştık. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bu haftaki hukuk ve sanat programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere.